Emil Bey, öncelikle turistik bölgelerde hareketlenme bekliyoruz biliyorsunuz. Yıllık 4 milyar dolar ihracat gerçekleştiriyoruz. Turistik bölgelerde yaklaşık olarak 1,5 milyar dolar bir rakam söz konusu. Son yıllarda turist sayısındaki artış satışları etkiler mi sizce? Türkiye dünyada ünlü bir üretici, altın üreticisi. Türkiye'ye gelen turistler de turistik bölgelerde, işte Antalya bölgesinde, Bodrum bölgesinde, Marmaris bölgesinde bol bol kuyumcularımız var. Gerçi eskisinden daha az ama daha güçlü kuyumcular var. Bunlar ihracat olarak bile sayılmıyor. Bizim aslında İhracatçılar Birliği olarak en büyük çalışmalarımızdan biri de bunların ihracatın içine girmesi. Rakamlar taslaman belli değil ama aşağı yukarı 3 milyar dolar olduğu düşünülüyor. Peki 2019 yılını nasıl kapattık sektör olarak? Çok iyi kapattık. En önemli sebebi Türkiye bu sektör, yani kuyumculuk sektörü, mücevher sektörü reklam yapmayan bir sektördü. Kendini tanıtmayan bir sektörün de satış yapması çok zor. Akıllarda nasıldı pırlanta? Zenginlerin takısıydı. Biz bunu 5 sene önce değiştirdik. 365 gün reklam vererek, yani televizyonlara gittiğimizde 365 gün reklam vereceğiz dediğimizde olur mu öyle şey dediler. Yani bu her gün kullanılan bir şey değil. 365 gün reklam yaptıktan sonra eskiden televizyondaki payımız reklam verenler olarak %1 iken şu an %7'ye çıktı. Yani bizle beraber diğer sektör temsilcileri de reklam vermeye başladı ve %7'ye çıktı. Satışlar da %10'a çıktı. Neden diyeceksiniz? Şimdi artık evlilikler pırlanta tek taşsız olmuyor. Bir de daha önce evlenmiş borçlu olan beyler vardı. Yani tek taşını takmadan evlenen beyler vardı. Onlar da pırlantalarını almaya başladı. Dolayısıyla pazar çok büyüdü. Pırlanta pazarı çok büyüdü ve çok büyümeye devam edecek. Peki mücevherlerde inovasyon konusuna da değinelim isterseniz. Ya mücevherlerde iki kullanımlı kolyeler var. Mıknatıs kullanılan mücevherler var. Mesela dünyada çok ilgi görüyor bu tür tasarımlar. Ama Türkiye'de pek ilgi görmüyor. Neden? Daha kadın tek taşını, beş taşını, tek taş kolyesini, küpesini, ışık selini almadı. Dolayısıyla bunlar tamamlandıktan sonra bu tasarım, inovasyonlu mücevherler de satılmaya başlanacak. Peki Türk mücevher sektörü, dünya mücevher sektörünün tam olarak neresinde yer alıyor? Türkiye uzun yıllardır birinci, ikinci ve üçüncü altın üretiminde. Türkiye altını çok iyi üretiyor. Pırlantayı üretemiyor. Neden? Türkiye halkı pırlanta kullanmadığı için dolayısıyla üreticiler de pırlanta üretmeyi bilmiyordu. Biz nasıl başladık? İşte 94 yılında ilk mücevher fuarına katıldık, Vicenza'da. Dünyaca ünlü bir fuardır. Orada ihracata başladık. Kalitemizi geliştirdik. Sonra Türkiye pazarında mağazalar açmaya başladık. Dolayısıyla şimdi artık Türkiye pırlantada da dünyada ünlü üreticilerden bir tanesi. Bütün dünyaca ünlü birçok fuara katılıyoruz. Eskiden katılımcılar sadece biz vardık. Şimdi 100'den fazla katılımcı var. Türkiye ihracatı hızla büyüyor, mücevher ihracatı. Peki pırlanta dedik, bu zamana kadar hep talep altınaydı. Bu durum değişti diyebilir miyiz? Kesinlikle değişti. Altın her geçen gün satışı azalan, pırlanta da çoğalan bir takı. Pırlantanın içinde mutluluk var, sevgi var, aşk var. Sonra söylendiği gibi mesela şöyle bir inanış var halkın içinde. İşte pırlanta alırsanız kaybedersiniz. Bu aslında çok yanlıştır. Altında da pırlantada da kayıp aynıdır. Diğer alışverişlerden çok daha iyi bir alışveriştir. Her zaman paranızın yarısını nakite çevirebilirsiniz. Hiç kayıpsız değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla akıllı bir alışveriştir pırlanta.